Herkese merhaba dostlarım. Metin2TR Bak Canamu serisinin 34. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bak Canamu yine bildiğiniz gibi tüm 6 kanalda dolu gözüküyor. 8-9 yapıyorlardı eskiden ama şimdi maalesef hepsi 6 kanal. Kanalı çoğaltmak yerine yeni server açıyorlar. Biz de şöyle bilinmeyen derken aradan dereden oyuna girmeye çalışalım. Oyunumuza girişi yaptık kıymetli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki bölümde bıraktığımız yerde duruyor. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde 2 saati kalan kostümümüzü yenileyeceğiz. Bekçiler tılsımımızın 1 saati kaldı. Bilmiyorum çark mı çeviririz? Ondan sonra şey de yapabiliriz. Mücevher kutumuz var. Onu da açabiliriz. Onun dışında nesne depomuzdan da indirebiliriz. Bir bakacağız duruma göre. Yani şu anda bir tane tılsım, bir de kostümü çözmemiz gerekiyor. Birinci köye geldik. TL Nora diyor. Hediye etkinliği başlamış. Metin2market.com'dan giriş yapıp alın. Kıymetli arkadaşlarım, sakın ha böyle dolandırıcılara inanmayın. Metin2market.com.tr diye bir adres yok. Metin2'nin tek marketi buradaki Dönen Çark ve Gameforge üzerinden girebileceğiniz site. Bunlar dolandırıcılar. O siteye girip sizden ID şifrenizi, mailinizi vesaire isteyip sizi dolandırıyorlar. Bu da bir hatırlatma olsun. Seisimize geldik. Seisten hemen at yemimizi alalım. Devam diyelim. Yani at yemi görevini aldık. Seviyemiz dahilindeki canavarları kesince 30 tane at yemi verecek bize. Gidelim hemen simyacıdan simya görevimizi de alalım. Simya görevini de aldık. Ne kaldı? Şimdi biyoloğa doğru gidiyorum. Biyoloğumuza geldik. Biyoloğa tıklayıp hemen lanet kitabımızı veriyorum. Maalesef bilmem ne diyor. Senin canın sağ olsun biyoloğum be. Allah razı olsun. Şimdi kıymetli dostlarım, ben bu kitapları at evcilleştirmeydi, dönüşümdü, işte sinir soydu, madencilikti, bunlar düştükçe okuyorum. Her okuduğumu size göstermek istemiyorum. Görmek isterseniz şu şekilde becerilerimizi baya baya ilerlettik. İşte kombomuz 2, 12 olmuş dönüşüm, at evcilleştirmemiz 8 olmuş, yani neredeyse atı tek çağırmada çağırabiliriz diye düşünüyorum. Hatta deneyelim. Sağ tık yaptım. Aha, binek üzerindeyken çağıramıyoruz. Sağ tık yaptım. Atımız geldi. Atımız acıkmış. Hemen atımızı besleyelim diyecektim. Kırmızı ginseng gerekliymiş. Tamam, ben onu çözeyim, bir atımızı besleyelim. Depoda var mı diye tam bakacaktım. Yerde gördüm kırmızı ginseng. Hemen onu tıklıyorum. Ganimet filtresi diyor. Ya bunu şimdi ganimet filtresi nasıl yapacağız ki? Evet, 10 tane yere vardı, onu aldığım yerden hemen atımızı yedirelim. CTRL F yaptığınız zaman ata bunu veriyorsunuz otomatikman. Veya atın üzerine tıklayıp besle diyerek de verebilirsiniz. Besledikçe bu doyuyor. Ben onu birden vereyim. Bu atımız bayağı acıktı. Yesin. Düldülüm benim be. Düldül yazıyor değil mi? Aa, koca bıyık at yazıyor. Biz buna isim vermemiş miydik Düldül diye? Allah Allah. Sıkıntı değil. Şimdi değerli dostlarım, kostümümüzün süresi bitmeden, yani bu kostümümüzün süresi bitmeden şöyle bir sakin bir yere doğru ilerleyelim. Nesne marketten kostüm sandığı alacağız. Kostüm sandığını ne yapacağız? Kostüm çıkarmaya çalışacağız. 60 günlük çıkarmaya çalışacağım. 60 günlük hem set bonusu verir, 60 günde kafamız rahat olur. Biliyorsunuz bunu da 40 günlüğüne çıkarmıştık. Gayet güzeldi. Şimdi ben Nesne Market'i açayım huzurlarınızda. Bu arada Aura için bir şeyler gelmiş. Aura gelmiş Nesne'ye ama bizim Aura'mız var biliyorsunuz. Bundan ne çıkıyor? Aura arındırma kutusu. Aura'nın ateş runiği buradan kıymetli olan ama buna app vermeye değmez. Çünkü aura farmı çok arttı. Auralar çok ucuz. Onu da söylemiş olayım. Buradan tüm ürünler diyoruz. Tüm ürünler dedikten sonra kara kahin ve parlak kahin var. Bunların biri 60 biri 30 günlük. Dediğim gibi 60 günlük olanı açmayı yeğliyorum. 39 app zaten çok bir şey değil. Çıkana kadar açmayı düşünüyorum. Başlayalım. Bize bol bol paralı asker ve bir şeyler verecek diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. 15 günlük çıktı. 15 günlük bizi kesmiyor maalesef. Bundan ben biraz toplu almak istiyorum. 20 tane bir alalım. Sonra bir kontrol edelim. 20 taneden ne çıkarabildik? Depomuzu açalım. Şöyle ikinci envanter diyelim. Bunu zaten birlikte çıkarmıştık. Üçüncü envantere geçelim. Yine 15 günlük çıkmış. 2 tane 15 günlük var. Onun harici başka bir şey yok. Kayda değer ne olabilir diye şöyle bir göz atayım. Zihin taşı destesi çıkıyor buradan. Kayda değer değil de hani çoğunluk olarak parlak parça, süslü parça, paralı asker. Bunlar üst üste geliyor zaten. Ama yine de bir kapatıp açalım. Bazen böyle kapatıp açınca yenileniyor. Ben bir tekrar açıp bakayım. Ona göre Nesne Market'ten devam ederiz. Kapatıp açtım, maalesef herhangi bir şey çıkmamış. Şimdi bir 20 tane daha alıyorum. 780 hep, yani az para değil. Güzel app veriyoruz ama vermek zorundayız. Yine doldurmuşuz burayı. Bu tapınak giriş biletleri vesaire. Hatta bunları birazdan indirip pazara da eklemeyi düşünüyorum. 20 tane aldım. 15 günlük var. 15 gün. Bunlar zaten vardı. Böyle üzerimize alalım. Başka da bir şey yok. Görünmüyor. Bize yine doldurmuş. Paralı askerle, pembe fasulye, zihin taşı vesaire. Sıkıntı yok. Bir 20 tane daha hemen alıyorum. Şuradan tüm ürünler diyorum.
Üçüncü envanterde gördüm bir tane yanlışlıkla 2'ye tıklarken 3'e tıkladım. Bu da 15 günlük. 3 tane 15 günlük oldu ama bir 30 gün bile çıksaydı ben ona duracaktım ama çıkmadı. Almaya devam edeceğim biraz daha. Bu sefer 50 tane aldım. 2K iplik aldım. Görmüş olduğunuz gibi parlak parça sandığı çıkıyor ekseri. Artık bunu da çıkmazsa salacağım diye düşünüyorum. Belli de olmaz. 30 gün, 15 gün, 30 gün, 30 gün. 30 güne razı geleceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada Nesne Market'ten ben bir de şey almak istiyorum. Kostüm bonus aktarım almak istiyorum. Bu kostümleri aktaracağım. Neden aktaracağım diye sorarsanız set bonusu versin yani set olsun diye bir tane bundan bir tane daha alıyorum. 200 hep verdim kostüm bonus aktarımını. Şimdi bu kostümleri aktarıp geleyim. Kostümlerimizi aktardım. Bir ay boyunca kafamız rahat olacak. Şimdi bir sürü sandık açtık bilmem ne yaptık. Ben bu sandıklardan bir de eşya depomuzda para edebilecek kıymetli eşyaları envanterime indirip pazarıma atmak istiyorum. Ama önce üzerimizdeki BK'ları bir pazara atalım. Pazarımızda da bir 28 en paramız olmuş onu da üzerime alayım. Envanterlerimizi boşalttım pazara. Bunların fiyatlarına bakmadan atmak istemiyorum. Depomuzdaki, nesne depomuzdaki vesaire para edebilecek şeyleri envanterime indireyim. Evet ben şimdi bütün envanterimi bir düzenledim. Nesne depomdakileri indirdim. Parça sandıklarını vesaire de açtım. Bu şekilde bir ayar çektim. Bunları pazara atacağız. Öncelikle mücevher kutusunu açmak istiyorum. Kahramanlık madalyası. Bunu takalım. Ha, bunu çıkarmadan takamıyoruz. Kaç günlük? 24 saatlik. Maalesef bu da çöp. Şuraya gidelim koyalım. Bir nazar çıkaracağız herhalde depomuzdan. Burada ne var? Sonsuz kış sandığı var. Onunla başlayalım. İki tane hayat. Güzel. Liderin kitabı. Bu da çöp yazar. Bunların açımını yapalım hani siz de görün bunları almıştık. 3 bilet. Demircik güzel. Bu maalesef çöp. Yaşam güzeldir. Kutsama küresi çöp çöp. Gayet bu da çöp. Bunlar atılmıyor da bunları zaten halledeceğim. Krallar sandığından yine çöp. Artırma kağıdı güzeldir. Taş sanatı da maalesef çöp. Şu şekilde yapalım devam edelim. 3 sandığını açıyorum. Beyaz inci çöp. Bir daha açıyorum. Güneş özütü o. Bu da çöp yani. Bunun fiyatı 7-8'en. Bir daha açıyorum. Ejderha tanrısı hayatı. Tamam. Demirci iyidir yani. Demirci iyidir. Liderin kitabı çöp. Devam ediyorum. 100K verdi. Yine taş sanatı verdi. Son sandık yanına liderin sandı. Yani bu yeşil şans kutularını açmak istemiyorum. Bunları pazara ekleyeceğim. Bunlar maalesef çöp oldu. Burada başka açabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bunlar zaten atılacak yani silinecek süresi bitiyor. Bunları da yine ben pazara eklerim. Pazarımı düzenlerim. Ben depomuzu bayağı bir boşalttım. Görmüş olduğunuz gibi yani envanterlerinizi depoya boşalttım. Üzerimizde taşlar vardı biliyorsunuz. Onları da depoya indirdim. Yançarımı alacağım. Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü artık nefritte farmlamayı düşünmüyorum. Büyülü ormandayı takılmayı düşünüyorum. Farmlarsak da sıkıntı değil yine aktarırız. Ben pazarımızı kurdum. Görmüş olduğunuz gibi envanterlerimizi boşalttık. Gayet güzel oldu. Tertemiz envanter. Bunlar zaten silinecek 1-2 saat sonra. Şimdi bizim nazar tılsımı veya güç lollipopu vesaire çözmemiz lazım. Ama ben önce ona Google'dan bakacağım ki hangi nazar tılsımı mı güç lollipopu hangisiyle set bonusu veriyor. Ben şimdi baktım kayıtlara kıymetli arkadaşlarım. Bu kahin sandıkları güç lollipopu ile birlikte set bonusu veriyormuş. Güç lollipopu indirmek istiyorum depomdan ama önce kalan bir az bir epimiz var. Burada 1300 epimiz var. Bununla çark çevirmek istiyorum. Hem çarkta ne var ne yok ona göz atmış oluruz. Belki buradan bir Vayne veya Astrabel de alırız. Onun da süresi bitiyor. Tabii ki bu ep az bir ep. Yetmezse takviyesini yapacağız ama şimdi değil. Muhtemelen yarın yarından sonra hep power gelecek diye ümit ediyorum. Gelirse o zaman yaparız. Lafı uzatmayayım. Hızlı bir şekilde ben çarkı çevirmeye başlayayım. Umarım bu app'le ikinci kata çıkıp bir güç lollipopu 3 günlük de olsa alırız en azından hep power gelene kadar. Sonunda ikinci kata geldik. Ejderha paramız yetersiz kaldı. Epimizi bitirdik. Yani ben bu çarkta şeyi bile göremedim. Toplayan petin hiç çarkta bile göremedim. Bırak çıkmış olmasını. 29 eşya gelmiş. Bakalım eşya depomuza neler var neler var. Ender bir korumuz var. Korumuzu indirelim. Hemen açalım bunu. 60 günlük güçlü lollipop. Gayet güzel. Yani 1K epe alabileceğimiz en güzel hediyeyi almışız. Bakalım belki başka bir şeyler de vardır. Yine bir ender kor. Bunu da indirmek istiyorum. Devam edelim başka gözüme yarayan. Bu arada pet efsunalar var 2 tane. Bunlar da hani boş değil iyi para ediyor. Bunları da bir ara indirir pazara atarız. Şu anlık burada durmasının bir mahsuru yok. Galiba burası birinci katta çevirdiğimiz çark.
Evet, buradan başka bir kıymetli hediye alamamışız ama biz zaten alacağımızı çoktan almışız. Hemen huzurlarınızda 60 günlük bunu da indiriyorum. Gayet güzel oldu. Hepimiz de bitti, suyunu çekti. Şimdi nesne depoma gireyim. Hemen güçlü lollipopumu ve ender korlarımı alayım. Açalım, bir tane ender açtık. Ender elmas. Hadi oğlum ender yakut. Yok musun ender yakut? Ender grena olsun, senin canın sağ olsun. Hemen güçlü lollipopunu takıyorum. Attan inbin yapıyorum. Set bonusum nerede? %100 exp, %5 beceri hasarı veriyor. Bunun yanında 150 exp verip berserker vermesi için de falcı bilmem ne kedi olan o kediden kullanmamız gerekiyor. Ancak kedi alırsak tabii ki toplayan petimiz iş yapmayacak. Toplayan petimiz iş yapmayacağı için biz bu şekilde bırakacağız. Toplayan petimizin 2 günü var. 2 gün sonra muhtemelen hep ağır gelir, biraz daha çeviririz çark diye düşünüyorum. Eğer hep ağır gelmezse veya çark çevirmezsek, hadi çevirdik çıkmadı diyelim. Depodan bonsa da indirebilirim. Eğer satan varsa Astrabel ganimet, Astrabel ganimet alırım. Hatta yazalım. Yazmayalım, 2 gün sonra yazarız. Özledik. Özledik hepimiz. Siz de çok özlediğiniz biliyorum ve kendimi nefrete atıyorum. Biraz nefreti dolaşmak istiyorum. Nefreti ben özledim, kendi şahsım adına konuşayım. O yüzden nefrete geldim. Biraz dolaşalım bakalım ne var ne yok. Nefretin yine içinden geçmişler, hiçbir şey bulamıyorum ama bulacağım. Ben şimdi geldim Metin'in yanına. Metin'i vurmaya başlıyorum. 29-30k vuruyoruz. Hasarımız bir tık düşmüş gibi. Hasarımız neden bir tık düştü? Cevherlerimizin süresi bitti. Bir de güçlü lollipopundan kaynaklı diye düşünüyorum. Ben devam edeyim. Kılıç çevirme BK düşürmüşüz. Hemen huzurlarınızda okuyalım. Başarısız, sıkıntı değil. Bir tane de öfke beceri kitabı düşürdük. Bunu okuyorum. Maalesef bu da başarısız. Bir tane de hamle beceri kitabı düşürdük. Bunu da okuyorum. Bu da başarısız. Bu kadar da olmaz ya. Her şey başarısız. Başaramadık abi. Nerede kalmıştık? Evet, Nefrit'te en son farmımızı yapıyorduk. Bakalım kişisel premium dükkanımızda neler olmuş, neler satmışız. 7 won 320 yani 10 wonluk bir satış olmuş. Kemer duruyor, kask duruyor, ayakkabı duruyor. Ne satmışız biz o zaman 7 wonluk? Ne olduğunu unuttum ama siz tabii ki unutmamışsınızdır. Şimdi buradan biraz farma devam edelim. Mağrurluğun metni karşımızda duruyor. Bu metni keseceğiz tabii ki. Ama şöyle bir sıkıntı var. Astrabelimizin süresi bitmiş. Ne yapacağız? Hemen nesne depomuzdan şey indireceğiz. Bir tane bonsa indireceğiz. Huzurlarınızda hemen indireyim. Zaten hepimiz yok. Eşya depom diyorum. Buraya ismi artan azalan bir şeyler yazalım. B'ye gelelim. Bonsa nerede? Evet, burada. Bir tanesini indireceğiz mecburen. Bunu kullanacağız. Vein çarkı var. Kaç kayıplık çevirdik ama maalesef bir şey elde edemedik. O yüzden bonsaya ihtiyacımız var. Şöyle yapıp bonsayı da çağırdığımızda, neden çağıramadık? Geldi. Tamam. Gayet güzel. Yağma filtremiz etkin. 6 günü var. Daha iyidir. Metne vurmaya başladık. Simyamız açık ama hasarımız 26k'ya kadar düştü. Çünkü biliyorsunuz bonsa bize kritik veriyor. Diğer petimiz canavar veriyordu. Canavar verdiği için onunla daha fazla vuruyorduk. Ama sıkıntı değil. Bir ay bununla idare edeceğiz. Edeceğiz. Topladık mı? Topladık. Gayet güzel. Ben devam edeyim. Biraz farmın tadını çıkarayım. Farmdan sonra görüşürüz. Hop, Seyis'e geldik. Seyis'ten görevimizi alalım. 25 at yemimizi aldık. Bu arada simyayı kapatalım. Simya görevimizi de alalım simyacıdan. Ejderha gözün gücü vesaire vesaire. Şimdi depoya doğru gidelim. Kafamda güzel bir fikir var. O fikri yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir tane ninja karakterim var benim. Bu ninja karakteri normalde ben Hydra dönüyordum. Ama bu şeye başladık, bu seriye başladık. Ninja karakterle artık Hydra dönmüyorum. Şamanım vardı. Ninja ile birlikte işte solo bir şekilde Hydra dönüyordum. Hydra dönmüyorum. Tabii ki Hydra dönmememin sebebi bu çarın olmuş olması değil. Hem çok fazla vakit ayıramıyorum oyuna, hem bir de şöyle bir sıkıntı var. Artık Hydra farmı bence çok karlı değil. Özellikle dönüşümle Hydra yapıyorsanız çok karlı değil. Biz de dönüşümle yaptığımız için yani 12 tane sandık 2.8'lere kadar düştü. Onu da satabilirsen alttan bağıra bağıra satabiliyorsunuz. Pazara sandık atarak satma şansınız çok az. Böyle birkaç sıkıntı oldu. Ben de şöyle bir yol izlemeye karar verdim. Hidralık olan ninjamı ve şamanımı, ondan sonra bunun yan karakteri olan savaşçımı, çünkü artık savaşçı olarak bu var. Onun dışında büyülü silah suran var. Birkaç tane karakterim var. Bu karakterlerimin üzerindeki itemlerin hepsini satıp tamamını won'a çevirip, yani 3k 5k won ne yaparsa hepsini pazara atıp won'a çevirmeye çalışacağım. Eğer hepsini won'a çevirebilirsem ondan sonra bir şeyler
düşüneceğiz. Yeni projeler gelecek. Yani artık Yohara'da faal olmak istiyorum. Yohara'da pek bir şey yapamadım. Yohara hakkında çok bir şey bilmiyorum. Bir şeyler izleyerek Yohara'yı öğrenip elimizdeki bütçeyle Yohara'ya uygun bir tane ninja olur, büyülü silah olur, savaşçı olur, şaman olur. Hangisi bizim için kolay olacaksa veya daha az maliyetli olacaksa Yohara için bir tane çar hazırlamayı düşünüyorum. Lafı çok fazla uzattım. Daha fazla uzatmama gerek yok. Şimdi ninja'dan, ondan sonra yan karakterlerimden para edebilecek item olan tüm karakterlerimi, ancak bunun bir tane yan karakteri var, 55, onu bozmayacağım. Çok ufak tefek paralarla işimiz yok. Şimdi ben bütün itemleri birleştirip pazara atayım. Bütün hepsinin fiyatlarına bakarak pazara attıktan sonra hepsinin fiyatlarını size göstereyim. 3K, 5K, artık kaç won kurtarabilirsek, satabilirsek bizim için iyidir. Ondan sonra güzel bir çar dizip keyifli bir şekilde Yohara'da daha iyi yollar izlemeye devam edeceğiz. Çünkü artık seriye olan ilginiz azaldı, izlenmelerimiz azaldı. Yeni bir kan lazım. Artık Yohara serisi başlıyor. Şimdi ben bütün itemleri üzerime aldım. Görmüş olduğunuz gibi mantellerim ağzına kadar doldu. Para edebilecek her şey var ama özellikle ninja'nın itemleri iyi para ediyor. Bunların bir yandan fiyatına bakıp bir yandan pazara ekleyeceğim. En son pazara eklediğimde görüşürüz. Şimdilik ben pazarımı oluşturdum. Yani oluşturdum derken 10 saniye boyunca açamıyoruz da şimdi hemen açayım. İtemlerin birçoğunu ekledim. 50 won, 800 won vesaire vesaire. Pazarımı zaten büyük haritada, şu bölgede benim pazarım. Eğer bakmak isterseniz fiyatlarını piyasadaki en uygun olacak şekilde koydum. Satılmayanların fiyatını düşerim. Daha fazla item ekleyemiyorum won sınırını açtığım için. Bunlar satılsın. Daha sonra bunlardan gelen parayı yan karaktere aktararak devam ederim. Won sınırı aştı dediğim şu. Yani bu pazardaki bütün itemlerin total fiyatı 3000 won'u geçiyor. 3000 won'u geçtiği için daha fazla ekleyemiyoruz. Onun dışında satılacak burada küpelerim var. 2 tane kalkanım var. Bilezik var. Yine küpe var. Şöyle yapalım. Kolye var. Buz tılsımı var. Yine bir bilezik tılsım. Büyülü metal var. Büyülü metal gerçi satmam da. Yine burada yakut küpem var. İnci kolyem, cennet kolyem. Burada tılsımlarım var. Burada yine bir cennet kolyem var. Burada yine bir bilezik. Ondan sonra kuşak var. Burada kasklarım var. Zırhım var. Ayakkabım var. Ya bunların hepsi satılacak itemler. Bunların hepsini elden çıkarıp 3000, 2000, 5000 ne kadar ederse etsin bunları satıp bir çar üzerinde yoğunlaşıp, atıyorum, bir tane şaman yaparız. O şaman üzerine ilerleriz. Tabii ki bu çarı bozmayacağım. Serimiz devam edecek. Böyle bir karar aldım. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü artık bu çara olan ilginiz, bu seriye olan ilginiz epey azaldı. Biraz bunu canlandırmak için, biraz da ben de hiç daha önce şey yapmadım. Yohara'ya gidip Yohara farmı yapmadım. Biraz Yohara'da takılırız, Yohara'yı öğreniriz. Belki Yohara daha karlıdır. Anahtar farmı yapabilir miyiz? Yapamayız zannedersem. Çünkü 3000-5000 ona bu olmuyor diye biliyorum, bu işler. Biraz daha bütçe isteyen meseleler. Bütçemiz yettiği kadar Sunağa gideriz, Aura'ya gideriz. Metin ve boss kesebiliriz direkt şeyde. Yohara'da direkt Metin ve boss kovalayabiliriz. Artık elimizden geleni yaparız. Ben de biraz alıştırma yaparım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bu videonun da sonuna gelelim. Yani video kısa olmuş olabilirdi. Ben epey yoruldum. Bunların tek tek fiyatına bak, şarlardan birbirini aktar vesaire vesaire. Bu arada 210 won kadar bir paramız oldu. Diğer şarlarda da kalan göçen 5 won, 20 won, 30 won derken hepsini bu çarda topladım. Varımız, yoğumuz, her şeyimiz artık bu çarda. Diğer yan çarlarında herhangi bir şey kalmadı. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara sizin de fikirlerinizi açayım. Siz de bir şeyler yazarsanız sizin de fikirlerinize göre yol alırız. Şimdiden size keyifli izlemeler, esen kalın.